Abime gideceksin değil mi baba? Evet. Ben seni götürürüm babacığım. Arabayla bırakırım. Hem belki bana da izin alırsın, ben de görürüm abimi. İşe geç kalırsın kızım. Yaman Bey yok nasılsa. İşim olmaz bugün doğru dürüst. He baba? Ya gelmesen iyi olur Leyla. Zaten yüzümü kızartıp gidiyorum her gün her gün. Müdür bir laf söyleyene kadar da gideceğim. Kitaplarını içeriye hazırladım baba. Sağ ol kızım. Aa, poğaça yaptım. Giderken unutmayın. Onları da içeri alacaklar mı belli değil ya. Aa, olsun rica edersin müdüre. Kaymakam Bey, Kaymakam Bey diyormuş. Bak seni kırmaz. İlk kez kullanıyorum eski unvanımı. İlk kez emekli kaymakamım diyorum. Sanki hala görevdeymişim gibi. Hem de ne sebepten? Hapisteki oğlunu her gün görmek, bir iki bir şey götürebilmek için. İnşallah soğumaz eline geçene kadar. Çok selam söyle baba. Öp benim için de. Benim için iki kere öp. Dikkat edin ağır. Peki efendim. Bagaja koyalım onları. Tamam. Hayriye hadi. Ay kusura bakmayın beklettim. Unutmuşum bunu, son anda aklıma geldi. Ah günaydın. Günaydın. Ben de erken diye çekinerek geliyordum. Siz benden de erkenciymişsiniz. Yok canım, geç bile kaldılar. Şevket'e mi gidiyordunuz? Benden de selam söyleyin. Baş üstüne. Hadi hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Ha, canı ne istiyorsa söylesin. Yapar gönderirim. Söyle çok dikkat etsin kendini. Hastalanmasın. Ah, kirlilerini de alabiliyorsan al getir. Yıkarım. Tamam Ayriye, tamam. Ah, analık işte. Ya, geç canım geç. Yazık. Ali Rıza Bey de yollara düştü sabah sabah. İyi her gün gidiyor vallahi. Ne yapsın dayanamıyor ki. Üçüncü koğuştaki Remzi Vadesi'ni 3 gün geciktirdi. Üsturuplu bir ihtar çekelim bugün. Yazılı mı sözlü mü? Sözlü. Tamam abi. Yürü. Olay çıkarmak yok. Havalanacaksanız havalanın. Yoksa girin içeri. Senin tut uğraşma şununla. Kime diyorum hey? Üstüne gitme adamın. Tantana çıkarsa iş güç bozulur. Senin diploma da hayal olur ona göre. Yalan söylüyorsun. Adi herif. Aldırma bırak döksün içine. Ferun'da para falan almadı senden. Adam takmışsın peşine. Korkutarak vazgeçirdin davadan. Yürü bakıyorlar. Uzak dur ailemden anladın mı? Uzak dur. Ne oluyor orada hey? Uzak dur. Özür dile. Ne oluyor dedim? Yürü hadi. Adam gibi yürüyeceksen yürü hadi bakalım. Konuşamıyor bak. Namussuz kabul etti yalanını. Keçi işte. Sırf çıksın diye söylemiş. Belli. Öbürkü biliyor. Özür dile dedi. Şevket Tekin. Müdür çağırıyor. Ne oluyor ya? Bizi çağıran yok hiç. Kes sesini. Beyoğlu olmak varmış ha. Müdürün odasından çıkmıyor adam. Bu gidişle yerine vekalet edecek. O zaman yandı birileri. Ne o Hamza? Sen de mi tımar edilmek istiyorsun katır gibi? Koşamıyor bile bak. Tırs tırs gidiyor artık. Senin de hal ve gidiş iyi değil sırrı. Kanaat notun da düştü. Çok kırık getireceksin karneyi.
Mahkumu getirdim efendim. Gel oğlum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Müdür Bey'i rahatsız ettim yine. Sağ olsun kırmadı. Şöyle oturabilirsiniz. Teşekkürler. Gel. Nasılsın? İyiyim. Gelme dedin ama bir şeyler getirdim bugün. Çamaşır, kitaplar filan. Kitabı iyi düşünmüşsün. Okurum, vakit geçer. Annen de yiyecek bir şeyler yolladı. Hepsini teslim ettim idareye, alırsın. Tamam. Annem nasıl? İyi. Annen, kardeşlerin hepsi iyi. Seni düşünüyorlar. Başka bir sıkıntılar yok. Ferhunde Hanım da işe gidip geliyor işte. Çok çalışıyor. Yorgun geliyor akşamları. Onun da işi zor tabii. Bir yandan da bizi idare ediyor. Bizi üzmemek için kendi üzüntüsünü bastırmaya çalışıyor. Seni annenden gizli soruyor, düşün. Dün gece konuştuk epey. İşten yorgun gelmişti. Canını sıkmak istemedim. Tereddüt ettim konuşmak için ama senin için rahat etsin diye açtım konuyu. Ferhunde Hanım duyunca inanamadı. Çok üzüldü. O adam yalan söylüyor oğlum. Ferhunde Hanım sırf seninle uğraşmasın diye vazgeçmiş. Büyük fedakarlık. Sorduğum için mahcup oldum. Sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Rahatlattı beni. Şevket. Sen de uğraşma sakın oğlum. Çamur üstüne sıçramasın. İstediği olmasın. Sakın. Tamam baba. Aksi halde Ferhunde Hanım'ın yaptığı boşa gider çocuğum. Lütfen. Yok baba. Biliyorum, o adam da yalan söylediğini itiraf etti zaten. Havalandırmada karşılaştık demin. Özür diledi. Elimi öpmek istedi, düşün. Vermedim tabii. Yüzüne bile bakmadım. Ama o problem kalktı ortadan. Rahat ol. Diğer meselelerde problem olmasın burada. Lütfen uzak dur ondan. Hepimiz çok üzülürüz sonra. Merak etme. Gidebilir miyim? Bir an önce kitaplarımı alayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.